Herkese selamlar. Bora ile Çeki düzeninin 3. videosuna hoş geldiniz. Kusura bakmayın videolar birazcık gecikti. Bu konuda hesap incelemeleri de hafta sonuna gelecek. Hala katılım konusunda nereden katılabiliriz diye soranlar var. Ben bunu çok iyi açıklayamamışım. Şundan bahsedeyim. Buraya katılmanın yolu şu. Eğer ki siz bir YouTube'da katıl üyesiyseniz ve Discord'a katıldıysanız burada size özel bir hesap incelemesi odası var. Buraya geliyorsunuz karakterlerinizin sahip olduğunuz karakterlerinizin fotoğrafını ve sahip olduğunuz silahların fotoğrafını atıyorsunuz. Ardından ben ne durumdasınız? Çok mu geridesiniz? Nasıl toparlayabiliriz? Hangi açıdan sıkıntı çekiyorsunuz? Siz burayı yazıyorsunuz. Ben de buradan sizin çekmiş olduğunuz sıkıntıya göre gidip hesabınızı toparlamaya çalışıyorum. Burada genelde zaten şey yapıyorum hani. Acaba bu kişi genel olarak diğerlerinin çektiği sıkıntıyı çekmiş mi çekmemiş mi? Farklı bir sorun var mı? Mümkün olduğunca her hesapta farklı sorunlara ele almaya çalışıyorum. Mesela öncekinde... Nasıl resim kasamız gerektiğini ele almıştık ne gibi durumlarda kullanılması diye, gerekiyor diye ele almıştık Bir öncekinde ilk başladığımızda ise genel olarak eserleri düzenledik eserlerde büyük yanlışlıklar vardı Bu hesapta ise yine Adventure renkimiz yüksek ancak adventure renk yüksek olmasına rağmen karakterlerimiz çok geride kalmış Bunları nasıl toparlayabiliriz hangisi önemli bunlardan biraz bahsedeceğiz hepinize iyi seyirler dilerim Şimdi Dunan hesabında şöyle bir durumumuz var. Öncelikle gelelim silahlarını gösterelim. Silahlarımızda Skywar Spine, Homa, Misty Peters, Skywar Blade, Scarver Atlas ve Downforged'ımız var. Şimdi Staff of Homa, Misty Peter ve Unforged bizim üç tane sınırlı silahlarımız bunlar. Sadece silah benarında kısa süreliğine gelen silahlarım. Özellikle Misty Peter, Reforged ve Homa aşırı güçlü. iki silah. Bunlar neredeyse her karakteri çok rahat bir şekilde kullanılabiliyor. Ve çok yüksek DPS potansiyeli gösteriyor bu silahlar. Bu yüzden bu silahlara sahip olman çok güzel, Unforged yine kullanılır. Ancak Unforged'den kullanımı bir tık zor olabiliyor. Genelde bu silah serisi için Joanie gerekiyor çünkü Buradaki pasifi tam verimli kullanabilmek için Çok uzun süreli bir kalkanı ihtiyacınız var alanda dururken ve en uzun kalkanı burada Joanie'yi sağladığı için En ideal şekilde kullanımı Joanie ile beraber gerçekleşiyor. Bu Memory of Dust için de geçerli, Summit Shaper için de geçerli silahlarda. Karakterlerimize bir göz atalım hemen. Burada karakter sekmemizi açtığımızda hani Ganyumuz var, Ayaka'mız var, Ventimiz var, Hutao'muz var, Keçinimiz var, Mona'mız var, Raiden var, Yuula var. Var da var. Hani bunlar fazlasıyla herhangi bir Ebisinin ikinci katını geçmek için çok yeterli. Fiziksel hasarda hasard eksiklik oldu mu Yuula. Reaksiyon hasarda eksiklik oldu mu Utao? İşte burada Freeze oynamak gerekir. Ayak olur, Ganyo olur. Ya da Electric Charged ya da Redimensional yapılır. Hani çok fazla parti seçeneği var bu hesabın ama karakterler çok geride bırakılmış. Peki şimdi karakterleri bir genel olarak şöyle inceleyelim. Mesela burada Raiden Shogun'un konusuna bakıyorum. Konusu şu anda yok. Silahına bakıyorum. Skyward Spine takılı. Bu da olur. The Cache de olur. Aralarında hasar olarak uçurum farkı yok. Çok yakınlar birbirlerine. Bu yüzden istediğiniz kullanabilirsiniz. Ama bu hesapta mesela en büyük eksikliğin senin The Cache, nerede? Sen neden hala Dikech'i almadın? Mesela senin buradaki en önemli yapman gereken şey boş vakit buldukça parati açacaksın. İşte bizim burada balık tutma noktalarımız var. Nasıl Dikech alınır diye ben bir tane video çekmiştim. Sağ üstte karttan bu videoya ulaşabilirsiniz. Senin oradaki balıkları gün içerisinde toplaman gerekiyor. Bu balıklar zaten 2-3 günde bir yenilendiği için hani yavaş yavaş toplayıp bu keçi elde edip referenk 5 yapman şart. Çünkü sen bunu Raiden Shogun'u kullanmasan bile gidip Shining'e verirsin ki Shining aslında oyunun hileli karakteri gibi bir şey gerçekten. Ücretsiz verilen bir karakter üstelik ama çok güçlü. Hani bu karakteri kullanın, değerlendirin. Mesela sen bu karakteri 80'e 80 yapıp eline Black Cliff vermişsin. Güzel ama Black Cliff'i çok verimli kullanabilen bir karakter değil şenlik. Bu yüzden bunun yerine The verirsen çok efsane bir şekilde taşır gider bu şenlik. Ya da way breakers Hassan da olur. İkisini de çok verimli bir şekilde kullanıyor. Breakers Fiend'eki olay ults'ın hasarını deli gibi arttırıyor partideki enerji bedeline göre. The Cache'de direkt pasiften size ulti hasarı veriyor ve enerji şarj kazandırdığı için daha hızlı bir şekilde ulta barınızı fulluyorsunuz. ve Shining için gerçekten efsane oluyor. Ya da Skyward Spine'ın pasifini mesela burada Raiden'de kullanabilmek pek mümkün değil ama siz pasifi tamamen çalıştırmak isterseniz The mesela gidip Raiden şokunu atarsınız Skyward Spine'ı gidip Shining'i yine atabilirsiniz bu da olur. Şimdi gelelim bu konuya. Hani ben olsam senin yerinde olsam Ayaka'da böyle parti yapmasın olur mu olur. Hani Ganyu burada sub DPS olarak kullanabilirsin. Kullanılıyor, güzel gidiyor Ayaka'nın yanında. Ama Hutuha partim var. Hutuha partinde yani Xingqiu'yu çıkardığında Hutuha birazcık fazla geri düşüyor. Çünkü Hutuha'nın asıl olayı reaksiyonlarla birlikte rakiplere yüksek bir hasar vermek ve burada en güzel etkili karakter Xingqiu oluyor. Sen eğer Shin yanından alırsan ve Ayaka'nın partisini verirsen Tuan gariban kalıyor birazcık maalesef ki. E, şimdi diyeceksiniz yalan gelecek. İşte yalan olur bu duruma? Yalan olur. Mesela yalan geldiğinde sen olur da Ayaka'nın partisini yalanı koyup çünkü Chu yanına geri atarsan efsane olur. Şimdi burada senin kesinlikle bir hidro karaktere fazladan ihtiyacın var. Kesinlikle bu hesapta fazladan bir hidro karakterine ihtiyacın var. Çünkü sen bu partiyi Riz olarak oynuyorken Öteki partini de sen Vaporize olarak oynamak istiyorsun anlaşılan. Ya da Vaporize olarak oynamazsan bile. Olur da sen gidip burada Raiden Nation'a team yaparsan. Raiden Nation'a team ne? Ondan bahsedeyim ben hemen öncelikle. Raiden. Burada işte Bennett. Shining. Ve Xingqiu'nun beraber bulunduğu bir parti. Xingqiu yılanın yerine ne kadar iyi tutar bilmiyorum ama. Pardon. Yelan Xingqiu'nun yerini ne kadar iyi tutar bilmiyorum bu partide ama. Zaten yılan Ultisini açtıktan sonra düz duruşlarınıza bir hidro etkisi uygulayacağı için. Hani her türlü Raiden'le de çalışacak, ile de çalışacak. Ama Free Cycleman'ı kullanması çok daha basit olacaktır diye düşünüyorum Yana'nın. Bu yüzden kesinlikle Yana'nı çıkarmaya çalış. Bu partiye at. Sub DPS olarak karakterin kendisini kullan. Çünkü buradan çıkar. Ya Huta'nın yanına koy. Ya da Raiden Nation'ın partisine koy. İkisinden birisi tercihli sana kalmış. Burada eğer Huta partisi kullanacaksan şimdi hatta sen Mona var. Hani Mona'yı bile bu parti atabilirsin miyim? Mona'yı kafam karıştı ben Mona'yı unutmuştum burada. Xingqiu yerine burada Mona daha etkili olacaktır. Neden diyeceksin? Çünkü Mona yeterince hidro etkisi uygulayamıyor. Ve Hutao'da çok fazla büyük bir etki yaratamıyor. Eğer siz Hutao'da gidip maksimum urtaslarını denemek isterseniz evet Mona çok güzel. En iyi tercih olacaktır. Fakat bunun dışında elbette Xingqiu'dan her türlü geride kalan birisi Mona. Hidro uygulama konusunda. Rakipleri dondurma veya vaporize uygulattırma konusunda. Ancak senin burada... Sync yerine Mona koyup. Burada Mona yerine Sync atman çok daha fazla önem taşıyor. Kesinlikle. Toma her türlü Utuan'ın yanında çok güzel. Çünkü Utuan zaten iyileştirmek istem istemeyen bir karakter. Şifa istemiyor bu karakter. Tom'da sadece kalkan kazandırıyor. Ve Utuan'ın kendisi e yeteneğini kullandıktan sonra rakiplere Pyro hasarını verip Sukuz ile beraber ya da farklı bir önemli karakterle beraber sivil uygulaması gerekiyor ki rakiplerin power direncini kırsın. Kutu bu konuda esne kullanıp alandan çıktıktan sonra eğitiminin aktifi bozulduğu için zayıf kalıyor. Rakiplere pyro uygulama konusunda. Burada ikinci bir pyro karakter devreye giriyor ve onu toma koymuşsun. Çok iyi yapmışsın bu konuda. Sukoza da çok iyi. Destekliyorsun Element master paylaştırdığın için takımlarını bu şekilde kullan. Bu şekilde devam ettir takımlarını. İkinci olarak ben hala Yeran'ı almanı öneririm. Çünkü senin kurmuş olduğun tüm partiler hidro karakter gerektiriyor. Ama çok güçlü olurlar. Hani bak sıkıntı çekeceğim bir kısım yok. Freeze oynayabileceğim bir partim var. Burada Vaporize oynayabileceğim bir parti var. Burada da oynayabileceğim bir parti olacak. Neredeyse hani Electro, Pyro ve Hydro çok güçlü elementler bunlar zaten. Aynı anda 3 reaksiyon uygulayabiliyorsunuz bir rakibin üstüne. Bak şimdi Raiden National'ın neden çok güçlü olduğunu şöyle göstermek istiyorum size. Örnek veriyorum şurada bir Ebis'e gidiyorum. Zaten Raiden National size çok fazla gösterdim. İnatla da göstermeyi devam edeceğim. Çünkü Shining'i değerlendirin partilerde. Kesinlikle değiyor. Hani Burada Raiden'iniz yoktur. Rosaria koyarsınız. Reverse Melt oynarsınız mesela. Çok güçlü bir şey yine bu da. Ha, tamam sen 12. katı yapmamışsın. Mesela ben burada 12. kata gireceğim. İşte Raiden Nation'ı göstermek istiyorum şu an sadece. Shank, şu Shining, Bennett. Eserlerine bakmadım ama umarım eserlerin düzgündür diye ümit ediyorum şu anda. Sen Bennett burada. Bennett'e bu arada kesinlikle level bas. Bennett'in Bennett'e level bastığında base hata artacağı için takım arkadaşlarının basacağı atak bonusu da artacak. Örneğin böyle bir partili girdik. Bak E'ye basıyorum. Tüm takım arkadaşlarımın ulti hasarını artırdım. Raiden ile beraber. Shining'e ulti atıyorum. Aa senin Shining zayıfmış birazcık. Mesela Shining'e ulti atıyorum. Xingqiu ile ulti atıyorum. Bunların hem Shining'in hem de Xingqiu'nun ultisi snapshot olarak geçtiği için Bennett'in ultisi içerisinde ve Raiden'in neyse varken ulti kullandığınız zaman bunların bonusları yerden kalkmış olsa bile bu bonusları kullanmaya devam ettikleri için sürekli olarak yüksek hasarla vurmaya devam ediyorlar. Sanki bonus varmış gibi. Böyle bir avantajları var bu karakterlerin. Ayrıca şöyle bir olayımız daha var. Bu partide aynı anda hem Overloaded hem Roporize hem Electro da uygulayabiliyorsunuz tek bir rakip üzerine. Ve bu şekilde aynı anda 3 reaksiyonu uygulayabildiğiniz için tek bir rakip üzerine yok ediyorsunuz. Direkt oyundan siliyorsunuz bu rakipleri. Ama senin bu parti çok çok zayıf kalmış. Karakterlerin çok geride Adventure Rank'ine göre. Bir kontrol edelim. Çünkü sen adventure rank'e yanılmıyorsun evet 56. Kesinlikle toparlamamız lazım. Şimdi Raiden'a bakmak istiyorum öncelikle. 4 parçanın bu Most Severed Fate açık. 36 rate'e 139 demiş. 210 enerji Charge Abo. Mesela normal bir Raiden şok kullanıcısı. The catch takılıysa diyelim ki. The catch taktın. Oradan 12 Raid rate geliyor. Referank 5 olduğu zaman. En kötü yapması gereken şey söylüyorum. 48 rate. Altında da 150 damage. Ve 220-230 civarında enerji çarşı. 250'ye falan sorarsınız enerji çarşıda bir sıkıntı yok. 300'e kadar gidebiliyorsunuz hatta. Ama hani yapabileceğiniz en olası güzel nitelikler bunlar. Bu arada DPS karakterlerinizin seviyesi mutlaka 80'e 90 yapın. 80'e 90'a Ascent Link'e ekstradan temel nitelikleri yine artış göstersin. Fazlan bonuslardan yararlansın. Şimdi burada gerek, değiştirmen gereken eserlerde mesela bu çok kötü. Hani defansı çok fazla atmış. ama çok fazla atmış. Bunlar Raiden içine yaramaz. Raiden de ne önemli? Enerji charge. Crit damage. Crit rate. Yüzdelik atak. Bunlar en önemlileri. Elemental ne yine National Team'de oynuyorsanız iş görür. Ama bunun dışındakiler. Bak mesela tüyü çok güzel offset olarak takmışsın. Tüyü gerçekten offset olarak çok iyi. Ne? Şaka yapıyorum de. Bu ne alaka? Ama sen buraya enerji çarş takman lazım. Mesela bakın bunu ben defalarca söylüyorum. Her seferinde söylüyorum. Set bonusu takacaksınız diye. Karakterin alakası olmayan temel telikleri, karakterleri takmayın. Gerekirse set bonuslarını açmayın. Önce temel telikleri doğru takın. Ondan sonra eser setlerinin bonuslarını açmayı deneyin. Her zaman temel telikler büyüktür. Set bonusları her zaman. Bu her zaman geçerli. Karakter canı ne yapsın? Bu karakter canı hiçbir şekilde kullanamıyor ki. Senin burada gidip atak ya da elektro takman lazım. Hatta Scar var Spine olduğu için atak değeri yüksek. Sen burada elektro takman gerekiyor senin. Ama bu elektro da çok kötüymüş. Sen eserleri de hiç değerlendirememişsin ki. Bak mesela bu eser olabilir. Bunu değiştirdim ben. Bunu geliştir. Saatte enerji çarj şu an senin şart. Kesinlikle şart. Hatta dur atak değerine ben bakmamıştım. 1840 atak gayet yeterli senin şu an saatte kesinlikle burada enerji çarj takman gerekiyor. Enerji charge bir saat buluyorum ben buradan. Temel tele enerji charge olan. Sadece bir tane enerji charge yoktur herhalde ya sende. Ha bak mesela bu çok güzel. Offset olarak bunu kullanırsın. En kötü. Hani offset olarak takabileceğin besler olursa diye diyorum. Emblem olarak düşürmen elbette faydalı olacaktır ama emblem ne kadar bu şekilde takılırsın. Taşlı damage altında rate bulma şart. Bunu ilerleyen zamanda yine düzeltirsin. En azından taş doğru olmuş ama. Lütfen. Karakterlerin rehber videolarını bir göz atın. Mantilliklerini özellikle bastıra bastıra defalarca söylüyorum ben zaten orada. Lütfen bir göz gösterin. Öteki türlü ben diyorum karakter neden hasar vermiyor? Sen karakteri dövmüşsün. Gerçekten dövdü ve öldürmüşsün Raiden Shogun'un potansiyelini. Geçtim. a ben de neden hasarın yok senin? Sacrificial Sword'da bir problem yok. Bu kullanılır. Hatta benim önerim şöyle. Ben her zaman ne diyorum? Sacrificial Sword, Xingqiu'nun kullanabileceği en iyi silah tercihi. Neden? Çünkü Xingqiu'nun konsort özelliği var. Bu konsort özelliği sayesinde e, ultisi açıkken eğiteneğiniz kullandığınızda %50 hasar artışı elde ediyorsunuz. Sacrificial Sword ise sizin eğiteneğinizi iki defa kullanmanızı sağlıyor ve bu sayede hasarı çok güzel bir şekilde hem artmış oluyor hem de enerji bedeli çok yüksek olduğu için iki defayı kullandığında da ultisi barını anında doldurabiliyor. Bu yüzden ben her zaman Sacrificial Sword'u daha fazla öneriyorum şimdi şurada. Oynamanız açısından daha da kolaylık sağlar. Elbette hasar açısından Skyward Blade daha üstün olacaktır. Ancak Skyward Blade'i sen e verirsen takım arkadaşların daha yüksek bir şekilde base ataklı basacağı için, atak bonus basacağı için ve enerji charge olacağı için daha iyi olacak. Bunun seviyesini geliştir 90 yap. Artifeklerde 4 parça nobis obic açalım sende. Allah'ım sen de. Neden Benet'e takmadın? Neden? Benet bir de o kadar güzel kullanışlı bir karakter. Takımların eksik olmayan vazgeçilemeyen karakterlerinden birisi. Ne yaptın sen gözünü seveyim. Hani bu karakterde rate ve damage'i dengelemeniz o kadar da şart değil DPS oynamadığınız sürece. Genelde şifacı olarak oynanıyor. Hani saatte şu an senin gidip can takman mümkün. Enerji charge da takabilirsin. Olmadı takılıyormuş. Hadi gidip atak takalım ya. Yine olur. Hani şu an sadece... Hayır, kayıtacağım da Bunu al. Bu da can takarız. Hani can yok mu? Yok. Atak taktık giderlik. Sadece gidip healing bonus takabiliriz. Ama burada offset takabilmemiz mümkün. Ya da full can da takabilirsin. Ama healing bonus taktığında daha büyük bir şifa etkisi görürsün. Ben burada gidip healing bonus arayacağım mesela. Daha rahat bir şekilde oynarsın. Bunu yaptığımız zaman. Altında yüzdelikte can olan bir healing bonus buldum mesela. Bu çok daha iyi. Bunu taktım. Mesela bu şekilde bir benet seni çok daha kas hale getirecek. Hele ki seninki konspir. 1. Sen bu karakteri 70'e basmışsın ama yeteneklerini geliştirmemişsin. Böyle olmaz ki bu. Ben her zaman ne diyorum? resim videosunda da anlatmıştım. Her zaman karakterin önce seviyesini, ardından silahını, ondan sonra talentlarını beraber geliştirin. En son artifeklere dönün. Zaten siz bu esnada artifeklerinizi idarelik olarak sürekli takıp değiştireceksiniz. Ama eserlere asıl odaklanmanız gereken zaman tenatlardan sonra olacak. Hani ben eserlerimi taktım ama telikleri biraz sıkıntılıydı. İşte tenatlardan sonra düzeltmeliyim şeklinde düşünmeniz gerekiyor. Shining'e bakalım. Mesela Shining'de Şahining'in hmm. nitelikleri şu anda fena değil diyeceğim de çok kötü aslında. Neden diyeceksin? Zaten bundan 50 demiş geliyor. Şahining için ya Scarbar Spine takacaksın ya da The takacaksın. İkisinden birisi. Gidip balık tutmaya başlıyorsun Duna. Seni başka yapacak hiçbir şeyin yok. Balık tutacaksın. Şart. Ve onu 90 levele çıkaracaksın. Şu an Şahining'in The beraber kullanabileceği en iyi eser seti de 4 parçanın Momo's Severed Fate. Hatta direkt. Şahane ki ben bunu sürekli öneriyorum. Çok kullanışlı kaslı hale geliyor. Pişman değilim. Yani her dönüşünde 60 bin vurabiliyor karakter. Her sopası döndüğü zaman 60 bin vuruyor. Ne işin atayım oynadığın zaman. Çok da güçlü oluyor. Kesinlikle bu karakterin potansiyelini harcamayın. Hele de sen de lütfen bu karakteri dobarla. Bu Nable Monster at Fate kasarsın yine. Kupada Pyro takarsın. Taşta yine damage altında rate olur. Ya da rate altını demiş takarsın sana kalmış. Burada yüzdelik enerji charge takarsın bulursun. Hani şu an emblem'da en büyük odan senin yine Ray, raydan shogun olur. Raydan shogun'u bitirene kadar burada ne takabilirsin peki? Crimson Shovels takabilmem mümkün. Hani mesela rate damage olan enerji charge olan eserler takarsın bu mesela. İşte burada ne bileyim enerji charge olan rate olan bu varmış. Artı 20'ye basmışsın. Hani bu fena değil idare eder. İşte burada can ne alakası şenlikte? Sen neden bu kadar can taktın karakterlere ya? Hani bu karakter de can kullanmıyor ki hiç. Kullansa vallahi anlayacağım. Diyeceğim ki hak vereceğim. Tamam bu karakter can kullanıyor diyeceğim. Burada enerji çarj yok. Belki offset takmayı deniz Kupada pyro var mı hiç? Var Ruto'a da sakılı bir tane. Onu ellemeyiz. Başka yok. O zaman şöyle yapıyoruz işte. Saatte atak takıyoruz. Elemental Master'ı takalım. Elemental Master'ı çok verimli kullanıyor bu karakter. Hadi bunu taktık diyelim ki belki gelişleri kullanırsın derlik. Taşta da Damage altında rate ya da rate altında. Rate altında damage daha çok götürür. Ayak ayağı takmışsın. Aa bu da offset olarak iyi değil ki. Bu hiç değil. Aynen sakmışsın sen. Yok mu başka eserin? Allah Allah. O zaman ayak adam bunu alıyorum ben. Bu şekilde dört parça yaptık. Kupana da lütfen can değil. gene burada pyro demiş bonus takacağız. Bu karakter pyro vuruyor. Canla alakası yok. daha değil bu. Başka da pyro bu varmış. Bakayım başka seni idarelik edebilecek. Hani bunu takacağız. Yapacak bir şey yok. Bunu geliştireceksin. Umarım Ray Tatar sadece o şekilde toparlarsın. O set olarak bu da pek başarılı bir eser değil ama. Bak daha iyi oldu. Öncekine kıyasla. Daha iyi dobarlandı. Ve set bonusun var şu an aynı zamanda. Enerji charge'ın da bir tık daha iyi olsa güzel olacak. Enerji charge'ın çok kötü. Şu an ultra fulleyemezsin. Hani şu an senin Shining Gear Raiden parçasına partisini kullanman şart enerji full için. Onu da açını kapatmak için burada Dikeş takacaksın. Kesinlikle. Bunun dışında Shink Chu. Sacrificial taktik. Bunun seviyesini geliştiriyorsun. 90 -çık yapıyorsun. En kötü 80 yapacaksın. En kötü. Eserlerde kart top depth olur. Şu i̇ki parça yanından obüs obüs takabilirsin. Ademci altında rate gelmemiş. Bu uzucu olmuş. Saatten iler var. Def def. Bunlar olmaz. Def kullanmaz Shink Chu. Oh, bunu da gidip Raiden takmışsın. Hmm. Adventure Rank'in 56 sen nasıl bu kadar geride kaldın ya? Çünkü Emblem of Spirit Fate de kullanır. Saate enerji çaş takmanı şu an pek gerek yok. Saati sana atak taksan da olur. Çünkü konsolta açmışsın. Konsolta özelliği sayesinde ulti açıkken her üçlü kılıç vuruşu yaptığında daha fazla enerji yeniliyorsun. Bu yüzden saate atak, kupaya hidro ve tacı raid veya demiş takabilmem mümkün. 4 emblem ya da 2 artop of depth, yanında 2 dombi sobi açmayı denersin. Ama temel dediğim gibi hidro burada doğru da def ne alaka? Bu değiştiriyoruz. Atak takıyoruz. Var mı atak? Ganyo da takılı. Eyvah eyvah. Yani bunu takalım. Yani temel doğru olsun. Wondersurp yine iş yapar şimdi şurada. Hiç yapmaz değil. Yine arada kendisine reaksiyon titikletebilirsin. Genelde uygulayıcı karakterimiz ama. En kötü esiyle titiklersin. Şimdi Ayaka. Abo bir saniye. Ayakan 90'a 90, 90 elinde mislipsel forjit var. Buna rağmen 200 demece geçemedin mi sen? Ah Duna senin yolun çok uzun vallahi yemin ediyorum çok uzun. Sen dört parça bile açamamışsın. Duna senin yapacağın şey şu. Hayatın yokmuşçasına senin önce talentları bitirmen gerekiyor. Özellikle Bennett'te kesinlikle silahları bitirmen gerekiyor. Çünkü da daha sonra eserleri dönmen gerekiyor. Sen resimleri neye harcadın? Ne oldu yani sen ne yaptın bu karakterleri? Adventure Rank'in 56 bir daha. Hmm, yani bunu nasıl toparlayabiliriz? Mesela bak bunda en azından temel teliklerin doğru. Hani bu daha fazla önemli olan bir şey set bonusundan ziyade temel telikler. Ama mesela ayak ne yaparsın biliyor musun? 4 parça blizzard açacağın zaman damage altında raid takarsın. Sen raid takmışım da burada. Hmm, mesela bak bunu offset olarak takabilmem mümkün. Damage olarak bunu takarsın. Kubada set parçası mı var? Yok, o da set parçası değil. Bu ne? Atak. Sana şunu önereceğim şimdi. Önereceğim şey ayakanın bir anda güçlenmesi için önemli. Bunu ileride değiştireceksin ama aklında bulunsun. Ayak atak kupasında çok verimli kullanabilen bir karakter. Set parçası olarak hazır atak kupan varken bunu kas. Ayak ayı taktım ben bunu. bunu kas. Saat için bir yok? Abi, ya karakteri bir bitireydim be. Kılıcın düşünmüşsün karakterin kendisini 90 yapmışsın. Gidip bu karakteri saat düşürüyorsun. Blizzard saati düşürüyorsun. Atak olacak. Burada zaten ötekiler idare eder. Bunlar abi bu da çok kötü aslında. Bunu da değiştirmen lazım. Bu yine güzel idare eder. Enerji çarjı var, hata var, damage var da bunda sadece damage var. Başka hiçbir şey işine yaramıyor. Ee, Saat atak düşürüyorsun. Blizzard Strayer olarak. Kupayı bunu takıp geliştiriyorsun. tacı da damage altında şunu. Rate'i takıyorsun. Bunu geliştiriyorsun. Şu iki nitelik için çok önemli rate ve enerji charge. Bunları elde edersen senin ayakan 35'e 250 civarı bir şey olacak. 260 civarına bile çıkabilir Mr. Peter takılıyken. 4 parça Blizzard'ı da açmış olacağın için daha yüksek bir rate elde etmiş olacaksın totalde. Ve güzel bir hasar değerin olacak. Daha sonra o kupayı sen değiştirirsin. Ya set parçası bulursun ya da kupayı set parçası bulursun. Cry demiş bonus yapabilirsin ama atak kupayı kadar rahat bir şekilde kullanabiliyor. Aynı şahada olduğu gibi. Kutu o. 47-220. göre biraz daha toparlanmış. MS0. Mesela Huta tamamen reaksiyonları oynayan bir karakter. Bu yüzden Elemental Master karakter de çok önemli. Oma'nın takılı olması çok güzel. 4 parça kırmızısını açmışsın. Çok iyi. Çiçek güzel. Can değeri var. Damage'ı var. Rate'ı var. 30 crit value geçmiş. Tüüüş. 30 crit value geçememiş mesela. Crit value nasıl hesaplıyorduk? Rate'i 2 ile çarpıp damage ile beraber topluyorduk. Burada kalmış bize 27 küsür bir şey. 27-28 küsür bir şey. Olmaz. Saat can takmışsın. Ama sadece 11 demicim var. Başka hiçbir şey yoktu. Fulat can da o kadar iş yapmaz. Yüzdelik can önemli sadece. Onu zaten temel nitelikte taktığımız için alt nitelikte. Bu gelmemeli. Kesinlikle gelmemeli. Hani ekstradan bir tane nitelik olarak gelir. Artı bu gelmez ona olur. Ama buna sürekli artı gelirse sıkıntıya sokar eseri. Kupada mesela set parçası para demiş bonus var ama rate çok az. Can gelmesi güzel. Enerji charge ve defans tutuldu o kadar fazla şart. Defans hiç iş yapmıyordu zaten. Yere de şart değil. Rate altında damage hiç yollamamış. Yüzdelik atak fazla gelmiş. Defans atmış, canı dağıtmış. atmış. Baksana şöyle diyeyim. Elemental Master'ını en az 80. Normalde yüzde çıkarıyorlar bu oyuncuları home'a takılıyken. Benimki 200 mesela. En az 80 yap. Damage değerini biraz azaltabilirsin. Hani normalde daha yüksek oluyor yine o oyuncuların ama. Gene sen 200'e, 190'a falan çek. Çünkü raidlerini 60 civarına çıkarman lazım. Mesela yön toparlarken bunları dikkat et. Hatta düşme. 60'a 200, 100 element master civarı bir şey yapmaya çalış. Sen bir sorun var. Neden düz duruş önce vermedin E'ye verdin? Zaten karakterin asıl olayı E'sinden güçlenip düz duruşunu daha fazla üst düzey haline getirmek. Yani önce buna vermen gerekiyordu. Önce buydu taşlandırman gereken. Düz vuruşla taşlandırma adam öyle. Hmm. Sevlara bakmıyorum eğer tamam bunu çok şey yapmıyorum şu. Ben öte karakterlerime bakayım. Sen nasıl kullandığın karakterler zaten çok yerde Strength'ı olur. 4 parça bir de uygun. Element masteri rates olur. Full Element Master'da takılır. Element masteri anemo raid yapılır. Element masteri anemo atak yapılır. Ben seçeneği çok fazla. o açıdan çok seçenekli olduğu için zor değil. Hani şu an zaten sen reaksiyon oynamışsın problem değil olur. Zaten ölçekleri şu an senin elemen gerekiyor kesinlikle. Evet, Ganyo. Ganyo'nu merak ediyorum şu an ne alemde. Destek olarak oynuyorsun. 34-171. Şimdi Favonius Warbow takılıyken Braytas. Favonius Warbow senin sık bir şekilde çalıştırman gerekiyor. Çünkü Favonius Warbow alan dışındayken çalışan bir pasife sahip değil. Sadece alandayken çalışıyor. Ve sub DPS'lerde yeteneklerinizi alıp alandan çıkıyorsunuz zaten. O an kritik vuruş yapamazsın alandayken, bunun pasifi yok. Yani direkt çalışmaz bu yüzden reytine biraz artırmamız gerekiyor en azından bir 150 civarını çekmen lazım 4 nobe sobec olur Kullanılır ama partinde mona ne olacak monayı da takabilirsin bunu mona zaten nasıl desteğin olacak hatta şöyle monayı 4 nobe sobec yapıp trident of dragon slayers bile verebilirsin tamamen ayıkı güçlendirmek için gawain'i de burada hatta sen gidip işte pavanus war takmak yerine örnek veriyorum sacrificial takarsın çok daha iyi olur hatta sacrificial burada neden diyeceksin çok daha iyi bir şekilde cryo partikül üretirsin ve ayakayı daha hızlı bir şekilde ulti için imkan sağlarsın. Bu şekilde de oynayabilirsin. Ama ben şifacısız beceremem partide dersen Ganyu yerine Dayan da mümkün o partide. Sana kalmış bu seçenek. Hani Ganyu Melt olarak da oynayabilirsin. Sub DPS olarak da oynayabilirsin. Freeze partisi de oluşturabilirsin ayrı olarak. Fakat bana Ayka'yı yanında kullanmayı seviyorum dersen hani 4-0 bir sorbici Mona'yı takıp Dragon Slayer's vererek Ganyu da buradan 4 parça Blizzard Slayer kasıp ekstradan güçlü bir DPS e haline geçebilirsin partide. İkinci güçlü bir DPS'in olur. İkisi de güzel hasar verir. Sacrificial e taktığında da güzel bir şekilde enerji partikülü sağlar ayak aya. Hemen teklerimi kontrol etmek istiyorum. Atak doğru, kraya doğru, kırk demiş doğru. Tamam. En azından bunlar doğru. Ama Pavonius var bol takacaksan dediğim gibi raidlerini artırman şart. Kitchen de line sor olur. İki gladiator. Yani iki tane fır açarsın. Zaten bir parçasını bulmuşsun. Burada saat tatak kupada elektro. Çok... çok geride kalmış bu. Offset olarak iyi değil. Raid azın damage bulmuşsun. Damage'i hiç atmamış. Damage'i eğer iki defa atmayı başarabilirsen burada gelirse çok harika olur bu. Bunun dışında temel teliklerin... yani biraz daha toparlanmış ya. değerlerine diğerlerine göre biraz daha iyi toparlanmış. Kanatlarda düz duruş gerekli bu arada. Kız zaten karakter main DPS. Orta taklar oynadığı için bunu artıman şart. Ona daha az önce bahsettim zaten yapabileceğim bir yoldan. Hani bu karakter 4 Norbe açabilmen de mümkün. 2 Norbe kartop Depth yapılabilir. Can bu karakter... Ne hepsine can takmışsın sen he. Neden hepsine can taktın bunların? Vallahi sorguluyorum he. Hepsine can takmışsın. Neden? Bir de bana diyor karakterlerini vurmuyor. Allah Allah. Enerji çarj barbarı da yani gerek yok ona. Tak buna ya. Zaten o bir de geldi buradan. Hani burada da gücü var mı acaba? Yok. Taştan öbür sobriç takılı. tüyde takalı, takılı. Çiçekte de olmadı. Nobel Sobriş takarız bir tane. Tamam dört parça olur. Bu da hiç olur. Bu şekilde desteklersin bunayla. Çok daha iyi oldu. Şimdi Noel'in Noel oyunun konsüç... 3. Yani The Unfortunate Noel'de iyi mi diye soracak olan arkadaşlara cevap vereyim. Vice Blind ve Serpent Spine gerisinde kalıyor. Çünkü bu karakter defanstan güçleniyor. Ataktan değil. Atak dişine yarar elbette ama asıl olayı defans üzerinden atak kazanması. Bu yüzden geride kalan bir kılıç. Ağır kılıç bu maalesef Noel'de. Buna gidip sen Yula'yı takarsan. Çok daha iyi olacaktır. Yula'nın yanına gidersin. Dayan'ı atarsın. Dayan'ın kalkanı sayesinde de The Unfortunate'ın pasifini kullanabilirsin. Al sana. Dördüncü partiyi de çıkardım. Bak dört tane farklı parti oluşturdum sana. Kendi ellerimle bak. Bak yulayı değilmiş de verdi bırakmış bak. Nerede dayana? Bunu da buraya koydum. Fiziksel hasar oynadığın için senin burada bir tane elik çok karaktere ihtiyacın var. Sara olmaz. Sara çok kısa sürede buff sağlıyor. Normalde de çok uzağa gidiyor ama. Sen olur da Raiden'i burada kullanmak istemezsen. Mesela en iyi seçeneği. Sende fişil yok mu? Aa. O zaman Beydo. Liste de X'den X'ten birisini kullanabilirsin. Bey dedik diyelim ki buraya da bir tane şifacı karakter atarsın. Ah dur, Diana var zaten şifacı olarak. Buraya da bir tane Shinin atarsın diyelim ki rakibin fiziksel direncini kırarsın aynı zamanda kalkanıyla beraber. Hani ekstradan iki kalkanı da olabilir fark etmez. Anforcun pasif hiç bitmez diyeceğim. Çok kalkan oldu vazgeçtim. <laughs> bir tık fazla kalkan oldu. Hani burada gidip zaten iki tane Cry karakterim var. Bir tane de Electro oldu. Şifacın da var. Fischl olsa o kadar tatlı olacak ki aslında. Ben Fischl'ı kullanmayı çok seviyorum. de da güzel götürür de. Raiden de güzel götürür. Hani en kötü... Ee... Shining'i zaten kullandık. Parti de çoğunluğun hiç olmaz. Düz duruşları değiştiriyor. Valla yapabileceğin en iyi karakter gerçekten burada... Şimdi yapmış Onu fark ettim ben. En iyi şimdi Tüm parti bir tık fazla kalkanlı oluyor ama böyle. Hani dört tane farklı parti çıkardım sana. Hani şurada ya da şurada ikisinden birisinin yerine yer alırsın. O kadar efsane olur ki senin için. Şu an biz kaç çok merak ettim. Abo hiç hiçbir şeyinde yok ki. Yelana dene şansına. Çok efsane olur. Çok çok efsane olur senin adına. Evet burada başka bahsedeceğim başka bir şey kaldı mı? Yula'yı genel olarak güçlendirsin. 2 Palflame, 2 Blastain ya da 4 parça Palflame sana kalmış. Ötekilere şu an çok fazla elemine gerek yok. Buna 4 parça nesli yine gidiyor destek olarak oynanırken. Beydoya da 4 parçaya takmayı denersin. Karakter rehberlerine bir tekrardan göz atarsın. Dediğim gibi şu an hesabın bir tık fazla geride. Hani adventure renkine göre çok çok geride karakterlerin. Bunları kesinlikle toparlaman gerekiyor. Ama toparladığında senin geçemeyeceğin herhangi bir kat yok. Ya speedrun bile yaparsın sen bu karakterlerle ya. Yeter ki düzgün bir şekilde eserleri takmış ol. Yeter ki karakterlerin partilerini düzgün kullan. Başka bir şey ihtiyacın yok. O zaman hepiniz izlediğiniz için teşekkür ederim. Şimdilik paylaşacaklarım bu kadar bu hesaba üzerinden. Artık sonraki Bora ile çekil düzen videosunu görüşmek üzere. Hepiniz de izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen videoyu beğenmeyi ve kanalda abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.